stüdyo konuğumuz var sayın seyirciler. Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Nurettin Şengül. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Az önce haberlerde de izledik. Birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Evet. Ve elbette ki Antalya tam bir çekim merkezi. Bütün ülkenin birçok yerindeki vatandaşlar araçlarını binecekler, bizim bölgemize gelecekler. Başımızın üstünde yerleri var. Fakat tabii ki canlı olarak gelmeleri lazım. Bu trafik kazalarının olmaması lazım. Nelere dikkat etmemiz gerekli? Çünkü siz diken üstündesiniz, her yerde denetliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, öncelikle şahsınızda bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dediğiniz gibi Antalya'mız sadece ülkemizde değil, dünyada çok önemli destinasyonlar arasında. Birçok ilimizde belki tatil yerlerine gidileceği için şehir boşalıyor ama bizde tam ters bir trafik akımı oluşacak. Bayram öncesindeki günlerde ilimize çok yoğun bir giriş bekliyoruz. Buna yönelik olarak ilk başta şehir giriş noktalarımızda, işte il sınırından başlayarak gelecek sürücülerimizin uyarılması, girecekleri alanların, özellikle dağlık bölgelerden inen, biliyorsunuz, önemli virajlı uçurum yollarımız var. Çubuk tarafı mı? Çubuk tarafı, işte Akseki tarafı Konya istikametinden, Burdur istikameti girişi, işte Denizli istikametinden girişlerimiz, malum rakımımız çok düşük, deniz seviyesinin inildiği için çok yüksek rakımlardan inildiğinde çok büyük oranlarda eğim olan yollardan geçecek vatandaşlarımız. Buralarda genelde bu yolları ilk defa kullananların çok büyük kaza riski taşıdığını görüyoruz. Onun için ekiplerimiz oradan girerken bütün vatandaşları, işte önünüzdeki yol kesimi çok eğimli, tehlikeli bir yol, hatalı sollama yapmayın, hızınızı azaltın, kemerinizi takın gibi bütün vatandaşlarımızı önleyici trafik hizmetleri anlamında uyaracak. Amacımız ceza yazmak değil, öncelikli olarak girecekleri yollardaki riskleri vatandaşlara duyurmak. Bunun için zaten bir haftadan beri basın duyuruları yapıyoruz. Sizin sayenizde de bu uyarılarımızı vatandaşlarımıza iletiyoruz. Bir de şöyle bir durum var Sayın Müdürüm. Sağlıksal açıdan da bir sıkıntı var. Serin yerlerden aşağı doğru inilirken, sıcak iklime inilirken insanın vücudunda bir uyuşukluk, bir uyuma hissi de doğuyor. Evet, İşte o durumlarda çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle, dediğiniz gibi hava şartları da insanın vücudu doğası açısından böyle bir etki yaratıyor. Rehavete kapılıyor. Evet. Nem çöktüğü için direkt indiklerinde. Ayrıca gelecek vatandaşlarımız için bir harita gibi bir bilgi duyurusu hazırladık. Bunu da yayınladık sayfalarımızdan. Hangi yollarda, hangi girişlerde nerelerin riskli olduğunu, hangi türden kazaların meydana geldiğini, işte ilimizde malumunuz tüm kayıtlı araçların %26'sı motosiklet. Evet. Çok yoğun bir motosiklet trafiği olduğunu, buna dikkat etmeleri yönünde dışarıdan Türkiye'de gelecek. Türkiye'de neredeyse birinciyiz değil mi motosiklet konusunda? Yani İstanbul'dan sonra birinciyiz ama tüm Türkiye'deki motorların %9'u bizde kayıtlı. Evet. Böyle büyük bir rakamımız var. Ve ilimizin yaya öncelikli kent olduğu yönünde dışarıdan gelen sürücülerimizi de uyarıyorsunuz. Sürekli. Uyarı bildirileri yayınladık. İnşallah onlar da onlara ulaşıp bu bundan kaynaklı önleyici anlamda etki edecek ve kazaların inşallah azalmasına, olmamasına vesile olacaktır. Şimdi tam arefe günleri çok sıkışık zamanlar olurdu. Mesela Antalya Korkuteli yolu, Antalya Finike yolu ve Antalya Alanya yolu çok önemli. Birkaç yıl önce çok iyi hatırlıyorum. Antalya Korkuteli yolu tıkandığı için helikopterle müdahale edilmişti o bölgeye. Evet. O bölgelerde tıkanıklığın olmaması için, gerçi arefeye daha çok var. Yani cumadan başlıyor bizim bayramımız ama tatil cumadan başlıyor birçok kişi için. Böyle bir önlem var mı o bölgelerle ilgili? Evet, helikopterle denetimimiz yine bu bayramda da olacak. Dediğiniz gibi sonuçta buradan da ilçelerimize giden bir vatandaşlarımızın grubunda olacağı aşikar. Buna yönelik de şöyle bir tedbir geliştirdik. İhtiyaç olduğu yerde şehir içi ekiplerimiz direkt bölge trafik ekiplerimize direkt yardımcı olarak benim talimatımla gidecek. Oradan bir ihtiyaç olması halinde, tabii bunlar uzun prosedür gerektiren şeyler. Ekip koordinasyonu sizde. Tabii, İl Emniyet Müdürümüzün talimatıyla anında hemen telsiz anonsuyla gerektiğinde şehir içi ekiplerinden oraya doğru bir görevlendirme yapacağız. Yoğunluk olan dediğiniz gibi o güzergahtaki kavşaklarda rahatlatacak tedbirleri işte bir an önce hızlandırmak maksatlı yapacağız. O yoğunluğu en kısa sürede inşallah atlatmış olacağız bu tedbirleri. Bütün Türkiye Antalya'ya geliyor ama gerçek Antalyalılar da yaylalara gider. Korkuteli'ye, Elmalı'ya, Finike'ye giderler. Elmalı yolu kapalı hala değil mi? Elmalı yolu
Korkut Ali Elmalı yolu kapalı. Kızılcadağ'dan herhalde geçiş evet, hala devam ediyor gidiyor. O bölgede. Evet. Duble yol yapımı devam ediyor orada. Finike yolu açık zannediyorum. Adrasan Finike evet. arası. Evet. Bu bölgelerde de zaten bir tıkanıklık olduğu için sıcak asfalt yapıldı. Yol konforlu hale geldi. Evet, evet. O doğru. bölgelerde. Şimdi durdurduğunuz zaman dün de bir haberimiz vardı. Kırmızı düdük uygulaması. Evet. Özellikle çocuklara tembih ediyorsunuz. Siz annenize babanıza araç kullanan kişilere dikkat edin, uyarın evet, diye. Evet. Düdüğünüzü çalın diye. O uygulama hala devam ediyor değil mi? Tabii bu bayram boyunca devam edecek bu uygulama. İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hazırlayıp gönderdiği ve tüm illerimize talimatlandırdığı bir konu bu. Malumunuz kendimiz de çocuklarımız var. Bir yere gittiğinde bir çocuğunuz uyarı yaptığında daha çok etki ediyor tabii, size. Tabii. Çünkü onun artık yaptırımı ya da şeyi yok. Onun canı gözünüzün önünde, yapacağınız hatada onun canı gidecek. Tabii. Dolayısıyla etki, tesir etkisi çok yüksek bir evet. durum. Buna bağlı olarak işte buna bağlı çekilen spotlarda da işte çocuğun hani araçta dinlenilmemesi durumunda işte sesini duyurmak için düdük bir planlaması yapılmış. Dün ilimizde de bunu yaptık. Hakikaten çocuklarımızın da çok hoşuna gitti. Velilerin, çok duyarlı onlar. Evet. Kontrolün onlarda olması da çok güzel. Ben şunu iddia ediyorum. Çocuklarımız bu müdahale yaparlarsa trafik polislerinden daha etkili olacaklar diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Bizde bir de şöyle bir durum var. Hani böyle bir grup var, WhatsApp grubu. Trafik denetimi nerede grubu? Birbirlerine haber veriyorlar. Evet. Aman ha işte kemerin şu kilometresinde trafik var. Biz trafik polisinden korkarak aracı yavaşlatırız. Halbuki evet. kendi canımızı düşünmemiz lazım. Ha bir de bizim bir yöntemimiz var. Siz de biliyorsunuzdur ama denetim varsa karşısına selektör yaparız. Birbirimize haber veririz. Aynen dediniz gibi. Şoför dayanışması diyoruz evet. biz ona. Tabii burada hani aslında şunun olması lazım. Hata yapan sürücülerin polise ihbar edilmesi lazım. Maalesef polisi başkalarına ihbar ediyorlar bu şekilde. Tabii kendi can güvenlikleri. Bizim amacımız kesinlikle evet. ceza yazmak değil. Bizim o şekilde bilgilendirmeler bizim de işimize geliyor. Çünkü o kesimlerde hızı azaltmak amacımız bizim. Bazen böyle şaka radarları da yapabiliyoruz biz. Radar varmış gibi de yapabiliyoruz. Nasıl oluyor? Yani, biz de dikkat edelim onlara. Ters yani, durmuş bir araba varsa yolda korkuyoruz zaten. Tabii zaten buradaki amaç dediğim gibi yani orada radar yapıldı algısı oluşturuyoruz biz. Evet. Yani gerçek radarlarımız son hızıyla çalışıyorlar. Dediğim gibi burada bizim özellikle kaza riskli yerlerimizde bazen böyle araçları yerleştiriyoruz. Radar, karşıdan gelenler uyarsınlar radar evet. varmış gibi yapıyoruz bazen onu. Yavaşlasın herkes. Tabii yavaşlasınlar. Değil. Amacımız ceza yazmak değil. Oralarda çok başarılı da oluyor bu. O gruplardan da yazıyorlar burada radar var falan diye. Amacımız bu zaten. Ceza yazmadan yapabiliyorsak bu da bizim için bir başarıdır. Kesinlikle. Şimdi yola çıkmadan önce birazdan sırada bir haberimiz var. Araçların nasıl bakımdan geçirilmesi lazım, evet. nelerin yapması lazım araç bakımı ile ilgili ama araçta bulundurmamız gereken birçok unsur da var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne terfi eden Antalya Emniyet Müdürü vardı Celal Uzunkaya. O bir yıl önce bir basın toplantısı düzenledi, daha doğrusu yılbaşında. Evet. Şöyle demişti, yani Antalya'da trafik kadar büyük bir sıkıntı yok. Neden? O bir trafik, yani beş araçtan biri mutlaka kusurlu. Niye dikkat etmiyoruz? Niye trafiğe dikkat etmiyoruz? Denetimlerde sürekli takılıyoruz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi aracın teknik donanımları, lastiğidir, işte yangın tüpüdür, işaretlemeleridir, işte tebeşiridir, ilk yardım çantasıdır. Bunlar hayati öneme ait şeyler. Ama ben trajikomik bir şey söyleyeceğim. Emniyet kemeri baskısının olduğu tişörtler satılıyor. Hani polis gördüğünde emniyet kemeri takılı olduğunu zannetsin diye. Ya da böyle kiralık lastik. Yani hiç duyduğunuzu bilmiyorum. Bir de kiralık lastik. Toka var. Emniyet kemeri tokası var. Evet, o tokayla ilgili çok yakında bir çalışma olacak. Onu şimdi sürpriz olarak bırakalım. Antalya'da bu toka işi çözülecek inşallah. Yani böyle kiralık lastik muayeneye gidip işte muayeneyi yaptırıp daha sonra tekrar kendi lastiğini takan vatandaşlarımız oluyor. Ha, muayene istasyonlarının etrafında var öyle. Evet, yani işte bunların engellenmesine yönelik çok geniş kapsamlı çalışmalarımız olacak. Hani düşünün Antalya'mızda araç sayısı 1 milyonu geçti. Evet. Yani 1 milyon trafik polisi bulup da her araca bir polis olmaz. Vermek mümkün değil. Dolayısıyla işin kaynağında bu işi bulup çözüp vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı hale gelip yani sizi götüren araçta taşıyan aracın lastiğinin altındaki yere basan alanı düşünürseniz yani 3-5 santimetre kare. Can bizim canımız değil mi? Tabii ki. Tabii ki yani onu sevdiğimizi böyle bindiriyoruz. Kesinlikle. Yani onun malını taşıyoruz, onun canını taşıyoruz. Kesinlikle.
Az önce dediğiniz tokalarla ilgili de yani kullanmayanlara baktığımızda %100'ü susturucu toka kullanıyor. Evet. Bu inşallah çok kısa süre içerisinde Antalya'da artık kullanılmayacak. Buna yönelik çok ciddi bir çalışma. Şimdi modifiye araçlar da büyük sıkıntı ama şunu sormak istiyorum onlara geçmeden önce. Onlar bir sonraki programımızda yine konuşuruz. Evet. Cam filmleri konusunda son geldiğimiz nokta nedir? Cam filmleri konusunda tabii önce bir tadilat yapılmasına müsaade edildi. Sonradan işte terör vesaire destekli kötü niyetli kişilerce kullanılınca bunun uygulanmayacağı yönünde yani yapılamayacağı şeklinde bir açıklama yapıldı. Şu an vatandaşlarımıza da yani yapanlara da sökmesi için bir süre verildi. Herhangi bir ceza uygulaması yok şu anda onların. Şu aşamada yok. Evet. Az önce haberimizde otobüs denetimlerinden bahsettiniz. Evet. Şimdi olabildiğince herkes yarından itibaren yollara çıkacaklar. Mesai çıkışından itibaren yollara çıkacaklar. Yolcuların da kendine has görevleri var. Kesinlikle. Yani sırf sürücülerin değil, yolcuların. Yolcular ne yapmaları gerekli efendim bu uzun yolculuklar sırasında? Evet, tabii biz böyle yoğunlaştığı zaman belki otogarlarımıza yoğunlaşabiliriz. İşte görüntüde de gördük, birçok vatandaşımızın emniyet kemeri takmadığını görüyoruz. Halbuki otobüs kazalarında... Uyuyacağı zaman da çıkarıyorlar. Tabii ki. Rahatsızlık vermesin diye. Aynen, yani otobüs kazalarında Allah korusun bir kaza olduğunda... Daha fazla can kaybının nedeni, tek nedeni emniyet kemerlerinin takılı olmaması. Evet. Yani düşün, çarpmaya dayalı çarpmaya, ölümler. Tabii devrilme neticesinde düşünün o koltuktan çıkıyorsunuz ve takla atan bir şeyin içerisinde dönüyorsunuz ve birçoğu camdan çıkıyor. Evet. Aracın altında kalıyor ve çok kötü görüntüler oluşuyor. Ama emniyet kemeri takılı olduğunda çok büyük bir şey oluşmadıktan sonra yani o basit kazalarda ya da yan yatması, takla atması halinde bile koltuk sizi sabitliyor. Bir ana kucağı gibi. Evet. Çocuğun, evet. Annenin çocuğa sarıldığı gibi aldığı için kazayı... Sabit kalıyoruz en azından. Sabit kalıyor ve tamamen kazada zarar görmesinin önüne geçmiş oluyor. Peki yolcunun ne tür görevleri var efendim? Sürücüyü uyarmak, dikkat etmek gibi görevleri de var mı? Tabii ki normal bir vatandaş olarak. Yani canınıza emanet etmişsiniz. Bir hata yaptığında tabii ki en doğal hakkınız sürücüye gerekli uyarıları yapmak. Dinlemiyorsa bununla ilgili işte 155 tabii ki 155 arayıp şu otobüste geliyorum. Gerekirse işte sosyal medya üzerinden de gönderildiğinde hemen direkt ekiplerimiz buna ilişkin müdahaleler yapacaklardır. En doğal hakları yani görüyorsunuz şoför bir hata yapıyor orada. Bir şey olursa o yani siz de varsınız o aracın içerisinde. Dolayısıyla hata yapan sürücülerimizi mutlaka bize bildirsin vatandaşlarımız. Hayır, canımızı Allah'a emanet ediyoruz'un ötesinde tedbirimizin de alınması lazım. Tabii ki göz göre göre yani görüp de müdahale edilmiyorsa göz göre göre oluyor bazı şeyler. Bizim zaten sivil görevlerimiz yolcu gibi bu bayramda da otobüslere binecek yolcu gibi trafik polisi olduğunu bilmeden varış noktasında sürücünün bütün kural ihlallerini not alacak. İndiğinde bütün cezalarını tatbik edecek. Aslında her trafik polisi her seyahatte görevdeymiş gibi muamele yapabilir değil mi? Tabii ki yapabilir. Gerçi şimdi, sizin bayramınız yok da bayram boyunca full time çalışacaksınız. Evet, bütün yani polis ekibi. Bayramda dediğiniz gibi yolcu olarak gitmemiz mümkün değil. Evet. Yani bu da tabii şey değil, fedakarca çalışıyor. Ben arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten vatandaşlarımızın bu bayramı kazasız, belasız atlatmaları için zor işimiz. Onların izinlerinden fedakarlık yapılarak bu tedbirler alınıyor. Onun için... Görevli olarak göndereceğiz ama hangi otobüste olduğunu bilmeyecek. Böyle bir algı yaratması açısından da faydalı olduğunu geçmiş yıllarda gördük. Rakamsal olarak geçtiğimiz yıla oranla denetlenen araç sayısı ya da ceza kesilen araç sayısına baktığımız zaman ne durumdayız efendim? Geçtiğimiz yıla göre denetim sayılarımız artmış durumda. Ceza sayılarımız da artmış durumda. Ölümlü kazalarımızda ciddi bir düşüş var. Yaralama kazalarımızda bir artış var. Demek ki daha çok dikkat ediyoruz artık. Tabii daha dikkat ediyoruz. Ama işte bir böyle daha etken tedbirleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunu önümüzdeki günlerde de zaten deklare edeceğiz. Amaçlarımız arasında işte mesela motosikletler grubu. %26 motosikletler olduğuna göre bizim en az denetimin %26'sını onlara kesinlikle ayırmamız gerekiyor. Efendim modifiyeli araçlar, motosikletler, EDS, elektronik denetleme sistemiyle ilgili sizi yine ayrıca alacağız. Ama bayram öncesi sürücüleri uyarı açısından davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Son olarak neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, son olarak az önceki tokayla ilgili bir çok hayati olduğu için söylemek istiyorum. O takılan, emniyet kemeri takılmadığında ses veren sistemi susturacak toka takıldığında sadece sesi kapatmıyor o sistem. O sistemi kesinlikle biz icat etmişizdir. Başka ülkelerde yoktur. Ve şöyle bir neticesi var. Şimdi normalde airbag kaza yaptığında sürücüyü koruyacak. Emniyet kemeri takılı olduğunda aktif olan bir sistem. Evet.
Şimdi o emniyet kemeri takılı olmadan bunu taktığınızda sistem emniyet kemeri varmış gibi algılıyor. O hava yastığı bizim canımızı kurtaracak bir ölüm yastığına dönüşüyor. Çünkü onun etki edebilmesi için bizim koltuğa kemer bizi sabitlemesi lazım. Evet. Onu sabitlemeyip en ufak bir harekette yaptığımızda boyun kırılması vesaire bu konuda çok fazla yaşanmış. Şiddetli bir şekilde patladığı zaman kesinlikle. O da emniyetsiz değil mi? Tabii. Hareket halinde aktif olduğu zaman direkt öldürücü etkiye sahip oluyor airbagler. Yani hava yastığı tamamen ölüm yastığına dönüşüyor. Kesinlikle. O çok önemli. Dediğiniz gibi yani vatandaşlarımızın Kurban Bayramı tabii belli dönemlerde yoğunluk olacak. Sabırla, çok fazla sabırsızlık yapmadan, tatil sonuçta herhangi bir yere yetişmek zorunda değil kimse. Bizim yani trafik kazalarına meydana gelecek bir ölüme dahi tahammülümüz yok. Kesinlikle. Bunun için arkadaşlarımızla fedakarlıkça bu tedbirleri geliştirdik. Bunun için her yerde trafik polisi olmayabilir, işaretler var, buna yönelik tedbirler var. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızın kılına dahi trafikte zarar gelmemesi noktasında en büyük amacımız onların da bize yardımcı olmalarını ve bu bayramı inşallah hiç böyle kan dökülmeden, hayat kaybetmeden geçirmeyi diliyoruz. Yorgun çıkmamalıyız. Bir de telefon olayı var. Tabii ki. Yorgun tabii en büyük sebep. Yani yorgun olarak yola çıkıp işte cuma günü vatandaşlarımız... Biyolojik bir yapımız var yani. Belli tabii, bir süreden sonra uyuyor vücut. İşten çıkıp hemen direkt yola, sonuçta bu tatil 9-10 gün. Hemen mesai biter bitmez yola çıkmak çok büyük bir risk. Evet. Dinlendikten sonra çıkmaları. Cep telefonu çok büyük tesir ediyor vatandaşların dikkatini dağıtma noktasında. Ve işte özellikle Antalya'ya girerken dediğim gibi dağlık kesimdeki virajlı uçurum yollarımız evet. Çok büyük riskli. Oralara dikkat etmelerini istiyoruz. Ben sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızın burada bayramını da kutluyorum. Kazasız belasız bir bayram diliyorum. Kazasız belasız ve cezasız olsun istiyoruz. İnşallah. Peki çok teşekkür İnşallah. Ederiz katılımınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Antalyalılara yayınımızın gittiği her yeri de uyarmış olduk böylece. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi konuğumuz trafikten sorumlu Antalya Emniyet Müdürü Yardımcısı Sayın Nurettin Şengül'dü. Altı çizilecek çok önemli uyarılarda bulundu. Siz olun. Lütfen yorgun bir şekilde yola çıkmayın. Bir an önce tatil bölgesine gideyim demeyin. Ama canlı tek parça halinde gidin. Sevdiklerinizi unutmayın. Bencil olmayın.